tüm gazilerimizi şükranla ve minnetle selamlıyor. Vefat edenlere rahmet ve mağfiret, hayatta olanlara sağlıklı, huzurlu, hayırlı ve bereketli bir ömür diliyoruz. İnancı uğrunda vatanı, milleti, namusu, hayatı ve malı muhafaza için Allah rızasını gözeterek canını feda eden kişilere şehit diyor Rabbimiz. Gazi ise bu uğurda mücadele ederken sağ kalarak hem sevaba nail olan hem de zafer sevincini yaşayan, yani aslında şehit olamayan kişidir. Şehitlik, dinimizin imandan sonra en fazla değer verdiği Allah yolunda mücadelenin bir meyvesidir. Eğer bugün vatanımızda inandığımız gibi yaşayabiliyorsak, canımızdan ve malımızdan, namusumuzdan emin isek, bugün burada güven ve emniyet içerisinde toplanıp bu konuşmaları yapabiliyorsak, bu huzur ortamı mukaddes değerler uğruna canlarını feda eden ve kanlarını akıtan aziz şehitlerimizin ve onlarla birlikte mücadele edip sağ kalan kahraman gazilerimizin bizlere armağanıdır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhumu elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Allah yolunda gaza edip öldürülmeyi, sonra tekrar gaza edip tekrar öldürülmeyi, sonra tekrar tekrar dirilip savaşta öldürülmeyi gerçekten arzu ederim buyuruyor. Bu hadis-i şerif şehitlik ve gazilik makamının yüceliğini en güzel şekilde ifade etmektedir. Necip milletimiz şehitlik ve gaziliğin manevi değerini idrak ettiklerinden ölürsem şehit, kalırsam gazi inancıyla hareket ederek hakkın ve adaletin yayılmasına, yaşadıkları toprağın vatana dönüştürülmesine her şeyden daha fazla önem vermişlerdir. Vatanımızda şanlı bayrağımız inmesin, minarelerden yükselen ezan sesleri susmasın istiyorsak, bu ancak birbirimizi sevmemiz, birlik ve beraberlik içerisinde içteki ve dıştaki düşmanlara karşı tek vücut olmamızla, yani gaza ruhuyla mümkün olacaktır. Her an millet olarak gerektiğinde dini, vatanı ve mukaddesatı uğruna gözünü kırpmadan mücadele edebilecek bir inanca, şehitlik ve gazilik ruhuna sahip olmalı ve evlatlarımızı da bu ruhla yetiştirmeliyiz. Barış ve huzur bu gücün ve bu ruhun varlığına bağlıdır. Çünkü atalarımız onca acı tecrübenin yanında hazır ol cenge, ister isen sulhu salah demişlerdir. Dün olduğu gibi bugün de milletimizin huzur ve bekası için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet niyaz ederken yakınlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Merhum gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize de sağlık ve afiyet diliyoruz.